Aynen. Oho. Senin halin Selim'inkinden de beter. Erdoğan. Bugün Turan Erbey gelecek şirkete. Sakın ortalıkta görünme. Sen böyle, Selim öyle. Sakın. Düğün öncesi midesini bulandırmayalım adamın. Terslik olduğunu anlamasın. Emriniz olur. Ne haber Mustafa? İyidir, ne olsun? Annen nasıl? Çok daha iyi, sağ ol. Neye baktın hayırdır? Dün Erdoğan Bey hangi arabayla çıktı buradan? Kaza yapmış. Aa, Münir Bey'in arabayla çıktı hepsi. Murat Bey ile Selim Bey de vardı. Tek araba gittiler. Bir şey yok. Evet, yokmuş. Kazayı nereden çıkardı? Belki sonra diğerleriyle döndüyse onların arabasında... Yok yok, Münir Bey bırakmış evlerine. Sabah Reşat Bey almaya gittiğimde güvenlik rıza söyledi. Vural Bey'in arabasını da biz yolladık zaten eve. Kaza geçirmemiş yani, ben de öyle tahmin etmiştim. Ha? Yanlış anladım herhalde onu diyorum. Çay? İçeriz. Bülent, çay yap bize, çay! Annemin üstüne yemin ettim işte. Vallahi de billahi de tanımıyorum seni. Ya nereden tanıyacağım hep? Seni benim peşime kimse takmadı ya. Ya kim takacak? Manyak mısın? Adını bile bilmiyorum senin. Bilmek de istemiyorum. Bana ne? Ya bir kere olsun bir şey sordum mu sana? Tamam, merak ettim niye bana bir şey yapmadığını ama bana ne sonuçta? Bin tane deli var. Hadi ne olur götür beni buradan. Sakinleş. Hadi gidiyoruz. Deli midir nedir ya? Zaten sinirlerimiz zıplamış. Eğleniyor benimle Mal. Bana sevgilinden bahsetmedin hala. Allah aşkına uğraşma benimle. Ne sevgilisi ya? Hadi bir an önce lütfen götür beni bırak bir yere. Sonra da ne ara ne sor. İstemiyorum. Küstük yani. Ya yürü git Allah aşkına. Hasta etme beni. Nasıl sinirlerimi bozdu, nasıl korkuttu? Bilerek yaptın değil mi? Beni korkutmak için yaptın. Ben kötülük olsun diye mi söylüyorum, anlasın diye? Her şeyi zaten tokat gibi anladı Fatma Gül. Güvendiği her dalın elinde kalması ne demektir biliyor musun sen ha? O kızın evinde yaşadıkları ne demek biliyor musun? Biliyorum ama o da... Hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir darbe daha aldı Fatma Gül. Şimdi o çok daha yaralı. Allah aşkına dikkatli ol bundan sonra. Biraz şefkat göster. Halinden anla. Yoksa çıldırır. Kaybolup gider. Deli deli bakıyor zaten. Sen yokken hiç bu yatakta yatmadım. Hep annemlerle yattım. Çok korktum sen yokken. Hepimiz korktuk. Çok korktuk. Peki Mustafa nasıl kabul etti ayrılmayı? Adını nereden biliyorsun? Sen söyledin ya anlatırken. Söyledim mi? Hiç farkında değilim. Fatma Gül. Üşümüyorsun değil mi? İstanbul'da senden başka tanıdığım arkadaşım yok. Kimse yok başka. Peki nişanlın? Onu arasan, anlatsan. Beni görmek istemez. O kadar nefret ediyor yani. Ben de aramam. Zaten artık hayatımda başka biri var. Ha, tuvalete mi gideceksin? Söyle bana ne istedin, bana söyle.
de koktu. Kendi elleriyle yaptı yengesi. Bu çorba iyileştirecek kızım işini. Ne oluyor? Atacağım uzandı. Aferin sana. Daha önceden yapman lazım zaten. Bir dakika. Tamam Fatma Gül. Biz hallederiz kızım. Sen çorbanı iç. Ben atacağım. Aa. Ha? Tut kız. Hadi tut 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 tut. Allah'ım yarabbim. Kızım. Ben atardım. Oh. Bitti gitti işte Mustafa. Üşüteceksin, hadi durma burada. Hadi gir içeri. Ondan ateş çıkıyor şimdi. Hiç üşümez, hiç merak etme sen. Allah iyiliğini versin Asin'in. Daha da hasta olacaksın başıma. Hadi. Hah. Şu çorbanı hiç soğutmadan. Hadi yavrum. İyiyim abi. İyiyim, çok daha iyiyim. Merak etme. Bitti gitti işte. Ha, aldın mı ilaçları? Aldım. Üzerinde nasıl kullanılacağı yazıyor. İğneler de burada. Tamam, ver. Yalnız hepsi tok karnına kullanılması gerekiyormuş. Tamam, zaten şimdi içecek çorbasını. Buğu falan da aldım, akşamları yaparsın. Rahat nefes alır. Sağ ol. Tulumba tatlısı almış. Fatma Gül seviyor diye. Murat da seviyor. Ben bu eve senin için gelmedim, biliyorsun değil mi? Evime geldim. Ben abimin yanına geldim. İyi tamam. Geldin ya, mesele o. Sen benim için bir hitsin. Tamam. Etrafımda olmuşsun olmamışsın şu kadar umurumda değil benim. Çünkü görmüyorum ben seni. Yoksun sen. Öyle ilaç taşımayla, tatlı taşımayla, bana iyi davranmakla, acı gibi suratıma bakmakla affetmeyeceğim seni. Ben sana acır gibi bakmıyorum. Bir mektupla yok bilmem neyle affetmeyeceğim. İki satır yazmakla rahatlatamayacaksın içini. Bundan sonra bambaşka bir Fatma Gül var karşınızda. Artık hiç kimseye ezdirmeyeceğim kendimi. Ne oluyor be? Eğer üzerime gelirsen benim de söyleyeceklerim var, haberin olsun. Herkesin haberi olsun. Ah, şefkat göster, alttan al. Hı? Al işte. Otur. Hadi, hadi bakalım şu çorbana başla. Doyur karnını, doyur. Sinirlenme, sinirlenme. Buna da bir şeyler olmuş. Gittiği evin suyu huyunu değiştirmiş bunun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.